Şimdi fezlekeler konusu, yani meclise gelen fezlekeler 7 yıl önceki Kobani olaylarına ilişkin. O süreci iyi hatırlamak zorundayız. 6-8 Ekim tarihinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın Islahiye'de bir mitingi vardı. Islahiye'deki mitingde madem HDP bir şiddet çağrısında bulundu, dönemin aktif siyasetçisi olarak neden o mitingde ey halkım bakın HDP böyle bir çağrıda bulundu, sakın onların bu kirli oyununa gelmeyin diye hiçbir şey söylemedi. Yani tarihi biraz çarpıtıyoruz. Şimdi geliyoruz 7 yıl sonra o soruşturmalar 7 yıl önce açıldığında HDP'nin MYK'sına parlamenter olanlara ayrı soruşturma açıldı, parlamenter olmayanlara ayrı soruşturma açıldı. Milletvekili olmayanlar daha geçtiğimiz Ekim ayına kadar ifadeleri bile alınmamıştı. 7 yıl boyunca dosyaya hiçbir şey girmedi. Ne oldu birden? Yani ben gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bu hepimizin merak ettiği yani, soru başından beri. Tatmin olmak istiyorum. 7 yıl boyunca dosyaya hiçbir şey girmedi. İşin siyasi tartışmasını buradan yapıyorum. Tabii. Yani mecliste bir grubu siyasetin dışına atıp orada da haksızlığa sahip çıkanları bakın siz de terörü destekliyorsunuz konumuna koyuyorlar. Burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı haksızlığa ses çıkarmak. Halacı Mansur'un çok sevdiğim bir lafı var. Sessizliğe karşı haksızlığa karşı sessiz durmak dilsiz şeytanlıktır diye. Cumhuriyet Halk Partisi burada haksızlığa karşı dimdik duruyor. Elbette ki burada 1336 fezlekeyi de aynı kefeye koymuyor. Cumhuriyet Halk Partisi sorguluyor. Toptancı bir zihniyetle karar vermiyor. Kaldı ki fezlekeler konusunda grup kararı alınamıyor. Yani şu an AKP ve MHP biz böyle karar vereceğiz diyorlar ama elbette ki siyasi duruşları gereği. Ama hukuken... Yani bir eğilim biz biliyoruz yani. Bir eğilim ama burada Cumhuriyet Halk Partisi terörü destekliyor. Durumu göre... çıkarmak gerçekten çok büyük niyet okumak. 7 yıl öncesini sorgulayalım, cevaplayalım. Tamam. Şimdi Pınar Hanım en temel yani bu tartışmayı yaptığımız hemen her programda en temel sorular. 7 yıl önceki olay neden şimdi fezlekeler gündeme getiriliyor? Bir de tarafların yaklaşımına baktığınızda gerçekten mesela bir tarafın dediği gibi fezlekelere evet demek terörü desteklemek mi? Akla karanın ortaya çıkacağı bir süreci mi ifade ediyor? Yoksa diğer tarafın söylediği gibi siyasi bir mühendislik, Millet İttifakı'nı parçalamaya yönelik ve üstelik CHP liderinin ifadesiyle yargı bağımsızlığının olmadığı bir dönemde alıp bu vekilleri yargıya da teslim etmeyiz şeklinde de bir yaklaşımı var. Nerede sorun nerede? Evet konu mesela... neredeyse yarım saatten fazladır tartışılıyor. O yüzden aslında yarım saatin içinde çok fazla şey de birikti. Senem Hanım ben insanın ve kurumların içinde bulunan insanların samimiyetinin kurumlara da yansıması gerektiğine inanırım. Eğer bir insan samimiyetini kaybediyorsa bulunduğu kurumda da eğer lider veya söz sahibi ise bence kurumu da bu anlamda samimiyetsiz hale getiriyor. Şimdi ben burada iki meslektaşıma sormak istiyorum. Şu an Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak neden içerideler? Yani 20 Mayıs 2016 yılından farkı bugünkü tartışmanın farkı ne? Selahattin Demirtaş 20 Mayıs 2016'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği oylarla meclisteki biliyorsunuz dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Mayıs 2016 yılında meclise geldiğinde AK Parti ile MHP'nin toplam oylarıyla dokunulmazlıkların kaldırılması mümkün değildi. Biraz hatırlamak lazım. Evet. Maalesef toplum ve bizler Çabuk unuttuğumuz için de bunun üzerinden işte sanki gündem yani gündemdeki konuya ilişkin yeni bir şey keşfetmişiz gibi dünyayı yeniden uzayı keşfetmişiz gibi konuşuyoruz bazen ama samimiyetsizlik olduğu zaman gerçekten burada oturup yani bir hatırlatma yapma ihtiyacı duyuyorsunuz. Şimdi 20 Mayıs 2016'da fezlekeler geldiği zaman Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkan, ana muhalefet liderimiz dedi ki biz dedi buna evet diyeceğiz. O zaman güvenmeyi tercih etti. İşte o kişiler de öyle cezaevine girebilmiş mesela. Evet 2016 yılında 20 Mayıs 2016 yılında AK Parti'nin muktedirliğiyle ilgili yargıya olan etkisiyle ilgili sizin savlarınız üzerinden konuşuyorum. Ne değişti ki? Değişen bir şey yok. Daha şu an Selahattin Demirtaş
sizin savlarınıza göre söylüyorum. Eğer bugün Selahattin Demirtaş tutuklu yargılanıyorsa tamamen günahı vebali bugün İstanbul seçimleri söz konusu olduğunda birlikte seçim ittifakı yapıyoruz dedikleri partinin liderinin fezlekelerini geçirmeyecektin. Şimdi sen o zamanki bizim milletvekilimiz suçsuz yere cezaevinde yattı. Ama işte yani bakın bazen şimdi bu siyaset dikensiz gül bahçesi olsaydı hepimiz orada olurduk. Siyaset dikensiz gül bahçesi değil. 2016 yılında siz HDP'ye destek veriyoruz, teröre destek veriyoruz imajı oluşur kaygısıyla, Sayın Genel Başkan'ın da davetiyle, çağrısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste referandum aralığında kalan oylara rağmen destek vererek kaldırdığınız dokunulmazlıklar ve o günkü içerik, süreç. Aynı olay, Kobani olayları nedeniyle dokunulmazlıklar kaldırılacak denildi. Kobani olayları nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi evet dokunulmazlıklar kaldırılsın denildi. Ondan 5 ay sonra da zaten Demirtaş Kasım 2016'da tutuklanılarak cezaevine gönderildi. Dokunulmazlıklar kaldırılınca CHP kaldırdı, terörle mücadele eden AKP. Hayır, yani onu çok demiyorum. Demirtaş'ım, onu ben demiyorum. Ben sizin, bakın ben onu demiyorum. Suçu. Ben onu demiyorum. Hani siz soruyorsunuz ya o zamandan bu zamana ne değişti? Sizi, biz de şimdi ben soruyoruz. Burada, o zaman ben, bu olay şimdi ne değişti? Açıkçası bugün, Tuba Hanım bakın, diyor ki yargıya güven kalmadı diyor. Sistem değişti o zamandan bu zamana. Mayıs. Aynı yani hemen hemen hakimler aynı, sistem aynı, Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin yani bugün Pınar Hanım aslında değişen şu İrfan var. Fidan'la 2017'de bütün sistem değişti. Hayır. Enis Berberoğlu kararında Anayasa Mahkemesi çok haklı. Yerinde biraz önce dediniz ya. Asla yerinde karar veremez. Çok teşekkür ederim. Siz biraz önce dediniz ya keşke burada bir HDP'li olsa. Ya ben bugün bir HDP'li adına size soruyorum. Siz 2016 yılında partinin liderinin dokunulmazlığının yani Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına o günkü konjonktür içinde kendi menfaatiniz gereği dediniz ki bugün biz buna hayır dersek HDP ile bizi yan yana gösterirler. Şimdi, kaygısı, o zaman menfaatiniz için cevaplamak bugün hayır dediğimizde de terörist olacağız. Hayır yani biz yine ne yapalım? Bakın ben gönül ister biz ki bir HDP yani. Bakın HDP'li evet deyince menfaatçıyız hayır deyince terörist. Düşünüyorum. Yok, bana soru için cevap bugün hakkı da doğdu bugün sanırım. De ben HDP yerinde olsam sizin bu söylediğin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavrının yani yargıya güvenmiyoruz o yüzden onları kurtlara teslim etmiyoruz samimiyetini ben bir HDP'li olsam kesinlikle düşünmem. Konjonktür değişiyor, dönem değişiyor. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi kendini kaldırması da siyasi bir Kürtlerin karardı. Yanında şu anda konumlandırıyor veya değişiyor Kürtlerin yanı, yani Kürtler ya olsa da olur, olmasa da olur dönüyor. Kürtlerin yanında Kürtlerin konumlandırmak nedir olur. Yahu? Şimdi bakın zaten, şu an referanduma gidecek bir şey bu. Yani siz de biliyorsunuz ki dokunulmazlıkların kaldırılması için en az 400 oy gerekir. Referandum aralığı için 360 gerekir. Bunun da olmayacağını ve dokunulmazlıkların bu şekilde kalkmayacağını hepimiz biliyoruz zaten. Yani bu bir gerçek mi? Bu bir gerçek. Şimdi burada zaten yargıya teslim edilecek birileri yok. Çünkü 360'ı bulmamıza imkan var mı? Bulmalarına imkan var mı? Niye o zaman konu ortaya açıldı? Şimdi dediğime geliyoruz. Millet ittifakını parçalamak. İşte böyle bakın, tartışma çıkar. Tamam. Şimdi bir olayın siyasi bir dakika, yanı da olur. Dokunulmazlıkların hukuki yanı da olur. Mecliste kaldırılması için salt çoğunluk aranıyor. Salt çoğunluk aranıyor.